Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şeytandan istiaze dersi olan 13. lemanın 12. işaretinden de 3 sual cevabı okuduktan sonra dün akşam 4. sual cevapta kalmıştık. Allah izin verirse birlikte bu çok önemli soru ve cevapları birlikte paylaşarak anlamaya, kavramaya, istifade etmeye çalışacağız. Dersi Bediüzzaman yapıyor. Biz de istifade ediyoruz, beraber okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sual: ehli dalaletin kazandıkları muvaffakiyet ve gösterdikleri kuvvet ve ehli hidayete galebeleri, zaman zaman galip gelmeleri gösteriyor ki onlar bir kuvvete ve bir hakikate isnat ediyorlar, dayanıyorlar. Demek ki ya ehli hidayette zaaf var ya onlarda bir hakikat var diye bir soru bu. Bakalım öyle mi? Öyle mi? El cevap: haşa. Ne onlarda hakikat var ne ehli hakta zaaf vardır. Fakat maalesef ne yazık ki kasir-i nazar, kısa görüşlü, muhakemesiz bir kısım avam, halk tereddüde düşüp vesvese ediyorlar. Akidelerine, inançlarına halel, zarar geliyor. Çünkü diyorlar, bizdeki imanı zayıf olan, ehli hak olan avam-ı nas, halk yani, diyorlar ki, eğer ehli hakta tam hak ve hakikat olsaydı, bu derece mağlubiyet ve zillet olmamak gerekti. Çünkü hakikat kuvvetlidir. El-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima üstün gelir. Ona karşı galip edilmez anlamına geliyor. Biraz şerif bu. Olan kaide-i esasiye ile kuvvet haktadır. Eğer o ehli hakka mukabil galibane gelen ehli dalaletin hakiki bir kuvveti ve bir noktayı istinad olmasaydı, bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti, diyor. Halkın dilinde böyle bir kanaat oluşmuş. Şimdi buna cevap olarak üstad bakalım ne diyecek? El cevap: ehli hakkın mağlubiyeti kuvvetsizlikten, hakikatsizlikten gelmediği, sabık işaretlerde kat'i ispat edildiği gibi, ehli dalaletin, yani yoldan çıkmış sapık insanların, inançsızların galebesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından, çok güçlü oluşlarından ve noktayı isnat bulmalarından gelmediği, yine o işaretlerle kat'i ispat edildiğinden, bu sualin cevabı sabık işaretlerin heyeti mecmuasıdır. Yani İslam tarihine baktığımız zaman ehli hak olan ehli hidayet, ehli iman, yani çoğu kez galebe çalmıştır. Mesela Bedir Muharebesi İslam tarihinde Müslümanlarla Mekke müşriklerin ilk savaşıdır ve ilk büyük imtihanıdır. Ölüm kalım savaşıdır aynı zamanda. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başında bulunduğu İslam ordusu dediğimiz kuvvet 314 kişi topu topu. Karşı tarafta Mekke müşrikleri var. Bedir kuyularına onlar da gelmişler. Onlar 950 kişi. İslam ordusunda bir tane süvari var. Karşı tarafta 100 tane süvari var. At veya deve şeklinde. Bu taraf zırhlı. İslam ordusunun çoğu çıplak ayaklı. Ve kıran kırana bir savaş yapılıyor.
savaşın sonucu müşrik ordusunun üçte biri kadar olan İslam ordusu galip geliyor. İlk örnektir İslam tarihinde. Uhud Savaşı da, Huneyn Savaşı da, diğer savaşlarda da vel akibetü lil müttakin ayetinin sırrıyla akibet yine Müslümanların olmuş. Bakın Selçuklulara, bakın Anadolu Selçuklularına, bakın Osmanlı tarihine, az kuvvetle çok büyük orduları darmadağın etmiş İslam orduları elhamdülillah. Mesela Anadolu'nun kapılarını bize açan Selçuklu Sultanı Alparslan 50 bin kişilik bir ordusu var. Bizansların ise 200 bin kişilik ordusu var. 4 kat daha fazla sayı bakımından, silah bakımından, zırh bakımından her cihetten üstün. Ama Alparslan 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı üstüne giydiği bembeyaz elbiseleriyle kefen gibi, adeta bu benim kefenim demiş zaten. Atının kuyruğunu da kendisini bağlamış. Ölümüne bir savaş yapılacağı hususunda çok muazzam bir konuşma yaparak ordunun bütün cesaretini, gücünü, kuvvetini, şevkini, heyecanını kamçılamış. Muhteşem bir kumandan kendisi. Ve 50 bin kişilik orduyla 200 bin kişilik Bizans ordusunu darmadağın etmişler ya. Roman Diyojen denilen Bizans ordusunun kumandanını esir bile almışlar. Çok örnekleri var bunun. Ben sadece Anadolu kapılarının açılmasının ilk adımı olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni söyledim. Mesela Osmanlı Devleti'nde Akıncı beyleri ve onların orduları vardı. Onu da örnek vereyim. Avusturya-Macaristan ordusu 100 bin kişilik bir ortak Haçlı ordusu kurarak Osmanlı'nın üzerine gelmeye karar verdiğinde Hacı İlbey kumandasındaki 10 bin kişilik ordu onlara gönderilmiş. Öncü kuvvet olarak. 10 bin kişiyle 100 bin kişilik Avusturya-Macaristan ordusunun üzerine gidiliyor. 10 kat daha kuvvetli kendilerinden. Olacak şey değil. Ölüme koşarak gitmek gibi bir şey bu. Ama Hacı İlbey 10 bin kişilik o Akıncı ordusuyla bir dalıyor 100 bin kişilik ordunun içine. Gece vakti onlar uyurken tabii girmiş. Perişan etmiş onları. Osmanlı ordusu gelmesi gerek kalmadan 100 bin kişilik ordu öldürülmeyenler tabanları yağlayıp kaçmışlar, bozdurmuşlar. Yani her zaman ehli hak galebe çalmış. Zaman zaman ehli davetin galip geldiği de olmuş ama sonunda gene galebe İslam ordusunun şeyinde olmuş, tarafında olmuş. Yalnız burada desiselerinde istimal ettikleri, bu ehli dalaletin hile olarak kullandıkları bir kısım silahlarına işaret edeceğiz. Şöyle ki, yani onların galebesi nereden geliyor? Onu anlatıyor bir zaman. Ben kendim mükerreren tekrar tekrar müşahede etmişim, bizzat görmüşüm ki %10 ehli fesat, %10 gibi olan azınlık, bozguncu grup, %90 ehli salahı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor. Kuvvet kudretten değilse peki nereden geliyor o galibiyet ehli dalalette? Şuradan geliyor. Belki, yani kesinlikle fesattan, bozgunculuktan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehli hakkın ihtilafından, aralarındaki ihtilaftan istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan,
ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve araz-ı şahsi garazkarlıkları tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla riyakarane nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Bakın burada ehli daletin ehli hakka galebesi noktasında kullandıkları 11 tane tuzak, 11 tane hile bunları anlatmıştı Hazretleri. Yoksa güç kuvvetten kaynaklanmıyor. Ve o misilli şeytani desteler vasıtasıyla muhakkaten ehli hakka galebe ederler. Fakat vel akibetülil müttakin sırrıyla, yani akibet takva sahiplerinindir. Araf suresinin 128. ayeti. Bununla el hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima üstün gelir. Ona karşı galip edilmez. Bu da hadis-i şerif. Bu düsturla onların o muvakkat galebeleri menfaat cihetinde onlar için ehemmiyetli olmakla beraber cehennemi kendilerine ve cenneti ehli hakka kazandırmalarına sebeptir. Yani bunları tabii tek tek kelime kelime ele alıp uzun uzun izahlar yapma imkanımız var ama yani biraz mesafe almak için bu kadarla iktifa edelim ve ehli daletin bu hile silahlarını fark ederek, farkında olarak onların bize galebe çalmalarına engel olmak için onların bu tuzaklarına düşmemek lazım diyelim ve geçelim. İşte dalalette iktidarsızlar, güçsüzler, muktedir çok güçlü görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki hotfuruş, kendisini beğenmiş, şöhret perest, şöhret budalası, riyakar insanlar ve az bir şeyle iktidarların çok güçlü olduklarını göstermek ve ihafe korkutmak ve ızrar zarar vermek cihetinden bir mevki kazanmak için ehli hakka muhalefet vaziyetine girerler. Ta görünsün ve nazarı dikkat ona celp olunsun. Ve iktidar ve kudretle değil, belki terk ve ataletle sebebiyet verdiği tahribat ona isnat edilip ondan bahsedilsin. Şöhret hastalığından dolayı adam sürekli işi tahrip, tenkit ve ehli hakla mücadele ederek meşhur olmak istiyor. Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgahı, yani mescidi telvis etmiş, kirletmiş, ta herkes ondan bahsetsin. Allah Allah. Millet benim adımdan bahsetsin diye mescidi pisletmiş. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de şöhret perestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş diye darbe mesele olmuş. Evet. Maksat bir şey yapmak değil, yıkmaya dayalı olduğu için şöhret hastalığında müptelan insanlar güç kuvvetten değil, böyle tahribatlarıyla kendilerinden bahsettirerek o lanetli şöhretle kendilerini güzel görünüyormuş. Üstadın verdiği misal ne kadar enteresan. Halbuki ehli hakkın mesleği yapmak, imar, tamir, düzeltmek, bozmak değil ki. Bizim işimiz hem zor ama ehli daveti yine de galibiyet sonunda söz konusu oluyor. Allah'a şükür. Ey alemi beka için yaratılan ve fani aleme müptela olan biçare insan. Ya ebediyet alemi için yaratılmışız ama bu fani dünyaya aşk derecesinde sarılıp bağlanan, ölümden de korkan biçare insan. Fema beket aleyhimüs sema'u vel art ayetinin sırrına dikkat et, kulak ver.
Yani gök ve yer onlara ağlamadı anlamında Duhan suresinin 29. ayet-i kerimesini üstad iktibas etmiş buraya. Bak ne diyor bu ayet? Mefhumu sarihiyle açık manasıyla ferman ediyor ki ehli dalaletin ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve arz, gök ve yer onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle hatta gebermesiyle memnun oluyorlar. Sema ve yer. Ve mefhum işaresiyle ifade ediyor ki yani bu açık manası bu. Kafirlerin, münafıkların ölümüyle, gebermesiyle sema ve yer onları ağlamaz. E peki diğer manası ne diyor peki? Ehli hidayetin ölmesiyle semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar. Firaklarını, ayrılıklarını istemiyorlar. Çünkü ehli iman ile bütün kainat alakadardır. Ondan memnundur. Zira iman ile Halik-i kainatı, kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'ı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adavet örtülü bir düşmanlık etmezler. Ey insan düşün sen ala külli istemez öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tabiysen senin komşuların belki akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar. E böyle insanları da duyuyoruz zaten ya. Adam seri katil, adam bir türlü yakalanamayan hırsız, hırsız çetesi neyse. Öldükleri zaman oh ya kurtulduk be. Ne bela adamdı bunlar ya Allah Allah deniliyor yani Allah korusun. Dolayısıyla bizim arkamızdan ya belalı felaket bir adamdı. Defoldu, geberdi gitti denmek yerine Allah gani gani rahmet eylesin. Kabri pür nur olsun, makamı cennet derecesi âli olsun demeleri lazım. Öyle bir hayat yaşayalım ki öyle desinler yani. Eğer Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm deyip Kur'an'a ve Habibi Rahman'a tabiysen, peygamberin sünnetine tabiysen, o vakit semavat ve arz ve mevcudat herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin firakından, ölümle ayrıldığından müteessir olup manen ağlarlar. Ulvi bir matem ile ve haşmetli bir teşhi uğurlamayla kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde senin dereceye nispeten senin için bir hüsn-i istikbal, güzel bir gelecek var olduğuna işaret ederler. Evet. Bediüzzaman Hazretleri 23 Mart 1960 tarihinde bu fani dünyaya gözlerini yumduğu zaman Urfa'da İpek Palas Oteli'nin 27 no'lu odasında sabaha karşı saat 3 civarında hizmetkarlarından Bayram Yüksel abinin kucağında ruhunu Rahman'a teslim ettiği zaman ertesi günü 50 bin kişilik bir cenaze toplantısı olmuştu. 50 bin Türkiye'nin her tarafından telgraflarla duyurulmuştu. Ve 50 bin parmaklarım ucunca cenaze taşındı. Böyle insanlar öyle şey yapamıyor. Parmak uçlarında havada uçarcasına götürülüyor. Ve o gün biliyor musunuz? O mıntıkada kanlı gözyaşı döker gibi sema ağlamış ya. Yağmur, yağmur, çamur yağar gibi olmuş yani. Enteresan bir şey. Ağlıyor semaya. Bediüzzaman öldü diye. İnsanlar ağlıyor. Gök ağlıyor, yer ağlıyor ya. Fesubhanallah. Onun kainatı değişmem dediği ve nurcuların kumandanı adını verdiği Zübeyir Gündüz Alp abi 2 Nisan 1971'de
12 Mart muhtırasından 1,5 ay sonra Mart Nisan, yani 1,5 ay olur mu? Yani 20 gün sonra vefat ettiği zaman, hayatımda ilk defa Ereğli'deki Nur Talebi sahabeylerle beraber minibüs kiraladık, İstanbul'a gittik. Evvela İstanbul'u gördüm, hayatımda ilk defa. Cenazeye katılmaya gittik. Allah Allah. Hava günlük güneşlik, hiçbir şey yoktu. Gökyüzünde bir lüks lambası gibi hiç bulut yok. Güneş parıl parıl parlıyordu. Efendim, Fatih Camii'nde naaşım musalla taşında yatarken başında bir kısım nur talebeleriyle Yasin okuyordum ben de. Birden o günlük güneşlik havada bir rüzgar çıkmasın mı? Gittikçe rüzgar şiddetlendi. Fatih Camii'nin avlusundaki o büyük çınar sağa sola savrulmaya başladı. Hiçbir şey yokken bir bulut peydahlandı. Bulut geldi, siyah bir bulut. Şerit gibi böyle. Fatih Camii'nin üzerinden Zübeyir abinin tabutuna bir başladı yağmaya. Kendimizi zor attık caminin saçağına. Yağdı, yağdı, yağdı. Kayboldu gitti. Bir daha da yağmadı zaten. Öğlen namazını kıldık. Cenaze namazını kıldık. 25 bin kişi vardı cenaze namazında. Ve yine parmaklar üzerinde Fatih Camii'nden ta Eyüp Sultan kabristanına kadar Zübeyir abiyi taşıdık. Ahirete uğurladı gitti o da. Yani ehli imanın ölmesiyle sema ve zemin ağlar gibi böyle yağmur yağıyor, bir müddet ona özel çekip gidiyor. Kafirler için, münafıklar için böyle bir şey yok. Onların ölmesiyle sema ve zemin ağlamaz diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse ehli imanı ağlar demektir. Üstad'dan ve Zübeyir abiden iki tane örnek verdim. Gerçekten de çok örneklerini yaşadık. Şimdi geldik 13. işarete. Bu da 3 noktadır. Önemli meseleler gene izah ediliyor burada. Birinci nokta, şeytanın en büyük bir desisesi, insana kurduğu büyük bir tuzağı, hilesi, hakaik-i imaniyenin, iman hakikatlerinin azameti, büyüklüğü cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli, kısa düşünceli insanları aldatır. Der ki, bir tek zat umum zerrat ve seyyarat, atomları, gezegen yıldızları vesaire, nücumu, diğer yıldızları vesaire mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz, acip, büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der. Aciz insani noktasında, insanın acizliği noktasında bir his inkari uyandırıyor. Allah Allah. Şeytan bu şeytanlığını yapacak canım. Yani mensubu olduğumuz Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız var olduğu hesaplanıyor. Bir tane bu Samanyolu galaksi. Bunun gibi 125 milyar daha olduğu ifade ediliyor ilim adamları tarafından. Cenab-ı Hak bütün bu galaksiler alemlerini ve bir de atomlar alemine varıncaya kadar her insanı, bütün insanları, bir hayvanı, bütün hayvanları, bir atomu, bütün atomları, bir tek zat bütün bu işleri yapıyor. Küçük büyük her şey Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi ve kudreti altında gerçekleşiyor. Allah Allah ya! Bir tek zat bunlar nasıl başa çıkacak? Diyor şeytan. İnsan aciz ya. İnsan bir anda bir iki veya bilemedin 3-4 tane iş yapsın. Nihayetsiz işleri insan kendi başına bir anda mümkün değil. İnsanın aciz oluşu açısından Cenab-ı Hak'a baktırarak Allah da sanki yapamazmış gibi şeytan bu tezgahı kuruyor. Buna inanılmaz ya, her şey tabii tesadüfi olaylar sonucu
böyle her nasılsa meydana gelmiş, kendi kendine sistem kurulmuş, dönüp duruyor işte alem, kainat. Aşağı Allah'ı inkar ettiriyor. Peki, şeytanın bu tuzağı anlaşıldı. Kurduğu tuzak, tezgah, hile belli. Peki ne yapalım? Bu tuzaktan nasıl kurtulacağız? El cevap, şeytanın bu desisesini, yaptığı hileyi susturan sır Allahu Ekber'dir. Ve cevabı hakikisi de Allahu Ekber'dir. Yani Allah en büyüktür. Yani sen uçsuz bucaksız kainat diyorsun ama Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü yanında bu kainat küçük bir futbol topu gibi kalır. Onun için Allahu Ekber İslam literatüründe her yerde kullanılıyor. Mesela insanı hayret içine bırakan bir olayla karşılaştığımızda hemen Allahu Ekber diyoruz, değil mi? Niyet edip namaza girerken Allahu Ekber diyoruz. İftitah tekbiri ondan başlıyoruz. Rüküye giderken Allahu Ekber. Secdeye giderken Allahu Ekber. İki secde arasında Allahu Ekber. Kıyama kalkarken secden işte gene Allahu Ekber. Kurban keserken Allahu Ekber. Teşrik tekbirleri Allahu Ekber. Allahu Ekber çok kullanılıyor. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesretle şair-i İslamiye'de, İslami alamet sembollerde tekrarı bu desiseyi, şeytanın bu hilesini mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki, işte bunu da üstad öğretiyor bize. Evet, Allahu Ekber diyelim, şeytanın vesvesesini def edelim, kovalım, tamam da gerisi de var bu işin. Bir de izahat yapıyor üstad. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki bir mümin, bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Gerçekten kainat bir saat gibi tıkır tıkır işliyor. Güneş sistemi de işliyor, Samanyolu galaksisi de işliyor, bütün galaksileri alemi işliyor. Allah'ın yarattığı her şey Allah'ın kurduğu nizam üzerine hayatını devam ettiriyor. Bunda iki yol var. Bu kurulu düzende iki ihtimal var. Birinci yol mümkündür fakat gayet azimdir, çok büyük bir hakikat ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanat ile çok acip, acayip bir yol ile olur. O yol ise Cenab-ı Hakk'ın yaratıp yönetmesi ise mevcudat belki zerrat adedince, atom, kainatın atomları sayısınca vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahad ve semedin, yani tek ve her şey kendisine muhtaç olan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle, terbiyesiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. Bundan daha başka bir yol da akıl mantık kabul etmez zaten. Allah ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyin plan programını yapmış, hazırlamış ilminde. Nihayetsiz irade ve kudretiyle de o plana göre alemleri yaratmış, yönetmeye devam ediyor. Bu tamam. Birinci yol bu, mantıklı. İkinci yol, hiçbir ciheti imkanı olmayan ve imtina derecesinde müşkülatlı zor ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür inkar yoludur. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok misallerde gayet kat'i ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyeti mutlaka ve bir ilmi muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lazım geliyor. Ta ki mevcudatta bir müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuş-u sanat vücut bulabilsin. Elhasıl sonuç,
Eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet Allah'ın sevk idaresi olmazsa, o vakit her cihetçe gayrı makul, akıl dışı ve mümteni imkansız bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten, Allah'ın büyüklüğünden kaçmakla muhal ve imtina, imkansız bir alana girmeyi şeytan dahi teklif edemez diye Zümer Hazretleri biraz izahata da muhtaç olan bir yer, ama bu şekilde dersimizi burada bağlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.